Bu videoda 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 işleminin sonucunu bulacağız. Fakat önce her zaman olduğu gibi yine videoyu durdurun ve bu işlemi kendi kendinize yapmaya çalışın. Olur mu? Hadi bakalım. Ben burada işlem sırasını değiştirip ilk önce 9 ile eksi 2'yi sonra da 10 üzeri 9 ile 10 üzeri eksi 3'ü çarpacağım. Hemen bu şekilde tekrar yazıyorum. 9 çarpı eksi 2 çarpı 10 üzeri 9. Bunları aynı renkle yazayım. 10 üzeri 9. Bir de çarpı 10 üzeri eksi 3. 9 çarpı eksi 2 kaç eder? 9 kere 2 18 ederse, evet doğru bildiniz. 9 kere eksi 2 de, eksi 18 eder. Sırada, 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 var. 10 üzeri 9'la tabanı aynı ama kuvveti farklı olan bir sayı olan 10 üzeri eksi 3'ü çarpmak demek, aynı tabanın kuvvetinin, buradaki iki kuvvetin toplamı olması demektir. Bu aynı zamanda, üstel ifadelerin bir özelliğidir. Evet, Buna göre tabanı yine 10 olarak yazıyorum. 10 üzeri 9 artı eksi 3 elde edeceğiz. Renkleri de doğru kullanmaya çalışıyorum ki bu kuvvetlerin nereden geldiği daha iyi anlaşılsın. 10 üzeri 9 artı, renk değiştirmekte biraz zorlanıyorum, eksi 3. Evet, bu eksi 18 çarpı 10 üzeri 9 artı eksi 3, 10 üzeri 9 eksi 3 ile aynı şeydir. Ve bu da 10 üzeri 6 eder. Evet, sonuç, eksi 18 çarpı 10 üzeri 6. Bunun kaç olduğunu merak ediyorsanız, 10 üzeri 6, 6 tane 0, yani milyon anlamına gelir. Eksi 18 ile 1 milyonu çarpınca da, eksi 18 milyon elde edersiniz eksi 18 milyon ya da eksi 18 çarpı 10 üzeri 6. Nasıl isterseniz öyle yazabilirsiniz. İster eksi 18 çarpı 10 üzeri 6 yazın, isterseniz de eksi 18 milyon. Sıfırları yeşille yazalım. Evet, eksi 18 milyon. İstediğiniz versiyonu kullanabilirsiniz.